Standart Parçalar Kütüphanesi, AutoCAD Mechanical'ın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu alıştırmamızda standart parçaların nasıl kullanıldığına bakacağız. Standart parçalarla ilgili komutlar şerit menüsü içerisinde Content bölümünde yer alır. Library panelinden Standart Parçalar Kütüphanesi'ne ulaşabilirsiniz. Fasteners bölümü altında bağlantı elemanları listelenir. Civata bağlantıları, bunun dışında civata, pul, somun gibi bağlantı elemanlarının ayrıca yerleştirilmesi buradan gerçekleştirilir. Millerle ilgili tasarım ve miller üzerine uygulanan standart parçalar ise Shout panelinden ulaşabilirsiniz. Mil tasarımını ayrıca göreceğiz. Punta delikleri, rulmanlar gibi standart parçalar buradan seçilerek miller üzerine uygulanabilir. Ayrıca keçe, segman, kama gibi diğer mil parçaları da buradan seçilerek çizime uygulanabilir. Ayarlar bölümüne gittiğimizde ise AM Content bölümü standart parçalarla ilgili ayarların bulunduğu bölümdür. Dosya konumları denilen bölüm, standart parçalar kütüphanesinin hangi dizinler altında yer aldığı, ayar dosyasının nerede bulunduğu gibi ayarlamaları yapabiliriz. Değişik filtrelemeler kullanılabilir. Örneğin kütüphanede sadece standart ya da kullanıcı tanımlı parçalar listelensin diyebilirsiniz. Delik tipleri ile ilgili de filtrelemeler mümkündür. Örneğin dış açılmış delikler kullanmayacaksanız buradaki seçenekleri kaldırarak kütüphaneden bunların aranmasını kısıtlayabilirsiniz. Standart parçaların çizime yerleştirilmesi ile birlikte nasıl davranması bu bölümden ayarlanabilir. Arkada kalan nesnelerin nasıl gizleneceği, eksenlerin çizilip çizilmeyeceği, standart parçaların standart parçalar katmanına atılıp atılmayacağı gibi bilgiler ve ayarlar buradan seçilir. Standart parçalar değişik şekillerde görüntülenebilir. 3 farklı seçenek bulunmaktadır. Sembolik, basitleştirilmiş ya da standart seçenek. Sembolik ya da basitleştirilmiş seçenek çiziminizde özellikle standart parçalar çok kullanıldığında hızınızı arttıracaktır. İlk olarak standart parçalar kütüphanesine bakalım. Standart parçalar kütüphanesi iki bölümden oluşur. Standart parçalar ve kullanıcı tanımlı içerik. Standart içerik altında sisteminizde yüklü olan standartları görürsünüz. Şu anda bizde ANSI, DIN ve ISO standartları bulunmaktadır. Örneğin ISO altında standart unsurlar, bağlantı elemanları, mil parçaları, çelik profiller yer alır. Gruplama bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle yerleştirmek istediğiniz parçanın kategorisi altından tipini seçersiniz. Bir sonraki aşamada hangi standarttaki parçayı yerleştireceğinizi seçersiniz. Ve son aşamada o parçanın hangi görünüşünü çizime yerleştireceğinizi tanımlarsınız. Bu noktada sağ tuş menüsünden iki tane komut görüntüyle ilgili ayarlar size sunmaktadır. Burada görünüşün daha büyük bir resmini görmektesiniz. Burada ise ikonların büyüklüklerinin ve küçültme işlemlerinin ayarlanması gerçekleştirilir. Eğer bir standart parça işaretler ve sağ tuş menüsüne girip Add to Favori dediğimizde bu parçayı favorilerimize ekleyebiliriz. Favorilerimiz arasına eklediğimizde bu parçayı doğrudan çizimimize kullanabiliriz. Bu bize oldukça hız kazandırır. Çünkü kütüphane içerisinde parçalarımızı yeniden aramamız gerekmez. Favorilerimizi değişik dizinler altında toplamamız da mümkündür. Yeni bir dizin oluşturup diğerlerini bu dizin altına yerleştirebilirsiniz. Şimdi kütüphaneden bir parça seçeceğiz ve bu parçanın bir görünüşünü çizime yerleştireceğiz. Bağlantı elemanları altında burçlar var.
Burçlardan istediğim tipi seçiyorum ve daha sonra onun standardını işaretliyorum. En son aşamada da hangi görünüş olduğunu seçiyorum. Yerleşim yeri ve yerleşim açısını tanımlıyorum. Boyut bilgisini girdim. En sonunda da bizden uzunluğu girmemizi istiyor. Uzunluğunu tanımladıktan sonra otomatik olarak gizleme durumu ile ilgili diyalog kutusu açılıyor. Burada farklı bir gizleme tanımlayacaksanız bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Çift tıklama ile birlikte bu standart parçanın özellikleri açılır ve istediğiniz özel düzenlemeleri yapabilirsiniz. Şimdi civata bağlantılarına bakalım. Civata bağlantıları komutu bir civata bağlantısını oluşturan tüm elemanların tek bir seferde seçilmesini sağlar. Bir adım geri gelirsek civata bağlantısı şablonlarına ulaşabilirsiniz. Şablonlardan kastedilen sık kullandığımız civata bağlantılarının şablon olarak tanımlanması ve ondan sonra çizimde yerleştirilmesidir. Burada hangi görünüş olarak bağlantıyı tanımlayacağımızı seçersiniz. Daha sonrasında örneğin bir civata ile başlayalım. Ne tip bir civata kullanacaksınız onu seçersiniz. Daha sonrasında civatamızın standardını belirleriz. Standardı seçtikten sonra hangi görünüşü resmimizde kullanacağız onu belirliyoruz. Bir pul tanımlayalım. Pulun tipini seçtik. Daha sonrasında kullanılacak olan standardı belirliyoruz. Civata bağlantımızı bu alan içerisine yerleştireceğiz. Dikkat ederseniz zaten delikler tanımlı durumda. İsterseniz delikleri geçebilirsiniz ya da delik tipini ayarlayarak buradan devam edebilirsiniz. Delikler var olduğu için delik seçimini atlıyorum. Karşı tarafın pulunu işaretliyorum. Yine aynı şekilde tipi ve standardını seçiyorum. Somunu tanımlayalım. Somunun tipini seçiyorum. Somunun standardını belirliyorum. Ve görünüşünü de işaretliyorum. Buradaki liste boyutunu göstermektedir. Metrik 5'i seçtik. Buradaki görmüş olduğunuz ikon bir ön hesaplama bölümüdür. Buna tıkladığımızda civata bağlantısının malzemesini, üzerine binen yükü ve yükleme durumunu seçerek Mechanical'ın size en az gerekli civata çapını önermesini sağlayabilirsiniz. Bir adım geri geldiğimizde yeniden şablonlara gelmiş oluruz. Buradaki kaydet düğmesi ile şu anda tanımlamış olduğumuz civata bağlantısını bir şablon olarak buraya kaydedebiliriz. Böylece bir sonraki tanımlamada bütün bu adımları tek tek yapmanız gerekmez. Şablonlardan gidip seçebilirsiniz. Civata bağlantısının başlangıç ve bitim noktasını gösterdim. Bir özet olarak bize boyutlarını sundu. Bu noktada civata bağlantısının nasıl görüntüleneceğini seçiyoruz. Finish ile işlemi tamamlıyorum. Ve civata bağlantımı da çizime yerleştirmiş oldum.